Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Alignment. Lightning Design Sistemin bir klası olan, bir klasın bir parçası olan diyelim Alignment konusunu çalışacağız. Şöyle hemen başlayalım isterseniz. Bir division oluşturalım. Daha sonra bu division'ın içine bir şeyler yazalım. Şöyle bir paragraf oluşturuyorum. Paragrafın içine de I am Salesforce developer yazıyorum. Bu şekilde. Şimdi normalde diyelim ki bizim division'ın yüksekliği biraz fazla. Normalden fazla. Onu da şöyle yapabiliyoruz. Style, inline style yapabilirsiniz. Ben bunun bu division'ın yüksekliğini şu şekilde belirliyorum. Height diyorum. Ne diyelim? 5 RAM diyelim. 5 RAM şeklinde belirliyorum. İsterseniz piksel de kullanabilirsiniz. Diyelim ki 60 piksel diyelim. Şu anda biz bunu deploy yapınca nasıl bir sonuçla karşılaşacağız ona bakalım. Deploy yapıyorum. Daha sonra sayfamı edit yaparak sol taraftan custom komponentlardan oluşturduğumuz komponentı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şu en yukarı koyuyorum. Evet. Şimdi ne görüyoruz biz? Ona bakalım. Gördüğünüz gibi bir division'ımız var ama division'ın yazımız division'ın tam ortasında değil. Biz alignment klasıyla bu yazıyı bu division'ın tam ortasına getireceğiz arkadaşlar. Tam ortasına. Center. Bu nasıl yapacağız ona bakalım. İsterseniz bu division'a şey de yapabilirsiniz. Style dedik. Yüksekliğini belirledik. Border da koyabilirsiniz. Border diyelim. Daha önceki videomda yapmıştım. 2 pixel diyorum. Solid diyorum. Bir de rengini belirleyelim. Rengi de gray olsun. Bu şekilde bir border eklemiş oldum. Görüyorsunuz gray. Hepsi tamam. Şimdi biz ne istiyoruz? I'm a Salesforce developer yazısı bu division'ın tam ortasına gelsin. Orada kullanacağımız class şu arkadaşlar. Class diyorum. Bu hazır class'lar biliyorsunuz. Lightning Design sisteminden gelen class'lar. Bunları sizin tanımlamanıza gerek yok. Bunlar tanımlanmış. Şu şekilde yazmanız gerekiyor. SLDS zaten SLDS'i her zaman yazıyoruz. Daha sonra align diyoruz. Ondan sonra underscore. Şimdi align dedik. Underscore. Buna da absolute center demeniz gerekiyor. Şu şekilde. Absolute center deyince arkadaşlar bu yazımız bu division'ın tam ortasına gitmiş olacak. İsterseniz kaydedelim, deploy yapalım, görelim. Sayfamı edit yaparak daha hızlı olduğu için daha hızlı netice gördüğümüz için böyle yapıyorum. Görüyorsunuz yazımız tam ortada. İsterseniz geri gidelim, oradan bakalım. Yazımız şu anda tam ortada. Bu şekilde SLDX, Align, Absolute Center kullanarak İstediğiniz yazıları yazı olabilir, resim olabilir, herhangi bir şey neyse bu division içinde ne varsa hepsini bu division'ın tam ortasına getirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bunun için kullanmanız gereken SL, DS, Align, Absolute Center'ı kullanmanız gerekiyor. Ben sistemden bakmıştım. Center'dan başka bir örnek vermemişler. Biz bunu center değil de left yapsak nasıl bir şeyle karşılaşacağız ona bakalım. Yine deploy yapıyorum. Left right olarak çalışıyor mu ona bakalım. Tam ortada ve left oluyor mu olmuyor. Gördüğünüz gibi en yukarıda kaldı yine. Demek ki sistemde verilen örnek gibi sadece center olması gerekiyor. Bu şekilde kaydediyorum. Varsa farklı kullanımları onları da ileriki videolarımda sizlere anlatmak isterim.
Alignment konusu bu şekilde.